Hayırlı akşamlar Can Dostlar ailesi. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ben Erinç Koçok. Bu arada hayırlı akşamlar, hayırlı kandiller dilerim. Babamın işi olduğu için ben devraldım. Ondan sonra işte annem de işten gelmiş, baktım ekmek yapacak. Ben bari çekimi yapayım dedim sizlere. Anne, kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu gece kandil. Cümleden herkesin, bütün izleyicilerimizin kandilini kutluyorum. Bizde adettir kandil akşamı ya ekmek yapılır ya helva yapılır. Eskilerden adetimiz bizim bu. Ya her yerin kendine göre bir şeyi var. Ben de işten geldim, dedim bir ekmek yapayım mübarek gecede. Ne ekmeği yapacağım bu akşam? Ne ekmeği yapacağım? Yoğurtlu. Yoğurdum var. Şöyle. Patatesim var. Patates yapacağım. İyi. Ölmüşlerimin ruhuna gitsin. Mahsat. İşten geldim, öyle hazırlayacağım. Vallahi işte ben de işten geldim. Akşam işte baktım annem de yemek yapacak, ekmek yapacakmış. Dedim babam da yokmuş. Ben bari kamerayı devralayım dedim. Babam olsaydı şey yapacaktım. Ne? Yani iç malzemelerimi hazırlarken, hamuru yoğururken çektirecektim. O olmadı, sen de gelmedin. İşte anne, ben de Kastamonu'ya gidiyorum yani. Tam bir saat arası var buranın. Ha işte. Hamurun falan yoğuruşunu göstermedim. Arkadaşlar, o yüzden hani kusura bakmayın. İlk ekmeğimizi yaptık. Bismillah. Anne bak, sana diyor ki hiç konuşmuyor diyorlar. He? Hiç konuşmuyor diyorlar. Ben rahatsızım. Sesim neyi boğuk, ondan konuşamıyorum. Sesim düzelsin, konuşurum. Niye konuşmuyorum? Hastalıktan konuşamadım. İşten erken gelebiliyorduk, aslında suya gitmek istiyordum da. Koyu da yapardım ekmeği. İşte o. Babam dişi çıktı. Gerçi benim de gitmeye niyetim vardı da. Babamın da işte işi çıktığı için mecbur. Evet arkadaşlar, bu da yoğurtlumuz. Şey, karışık yapayım da şimdi kim ne yemek isteyen yesin. Babanla görüşün. Ben iyileştim de sesim
Bu düzelmedi. Öksürüğüm var. Kesilmedi. O yüzden sesim boğuk olduğu için de konuşamıyorum. Patatesimize bakalım. İşte arkadaşlar, ekmeğimiz oldu, gördüğünüz gibi kızardı, şöyle. Evet arkadaşlar, ikinci ekmeğimiz de ocakta. Eskiden yoğurt ekmeği, süzme yoğurttan yapardım. Kendiniz mi yapardınız? He, koydaki ineklerimiz vardı. Ayran yayıp yayıyorduk. Yayıp ayrandan süzme yoğurt yapıyorduk. Ondan daha güzel oluyor yoğurt ekmek. Evet. O koyu olduğu için. Şimdi çalıştığımız için, koyda duramadığımız için ineğimiz falan yok. Yoğurdu alıyoruz ama ya, ne kadar da bu köy yoğurdu alsan kendi şeyini tutmuyor. Tabii. Kendi yaptım. İşte geçen de annem süt almış bir yerden. O da peynir yaptım. Evet. Peynir yapmış arkadaşlar. Ya o kadar bir lezzetliydi ki yani anlatamam size. Bir de gittim şeyden fırından pide satıyorlar burada. Pidenin içine koydum. Tost ekmeğiyle aynı bir şey gibiydi yani. Kaşar şeklinde gelmiş. O kadar bir lezzetliydi ki ha, anlatamam size yani. Ben onu limon tuzuyla yaptım. Limon tuzu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hala ekmek yapmaya devam. Bu ne anne? Yoğurtlu. Çok güzel görünüyor valla. Bana baktım. Evet arkadaşlar işte gördüm. Yoğurtlu yoğurtlu. İşte İşte böyle arkadaşlar. Artık babam olmayınca videoları ben de yapacağım.
Bugün çok yorulduk Ertinç. İşle yoğunduk. Çok meşgul vardı. İşte bir kandil gecesi diye şey yaptım yani. Arkadaşlar işte annem de tekstilde, ben de tekstildeyim. Ama ben Kastamonu'yum, annem Taşköprü'de. Oğlu için. Annem de makineci, ben de makineciyim. Kaç senedir oradasın anne? He? Kaç senedir tekstildesin burada? Burada 5 sene oluyor. Hey maşallah. 10 senedir İstanbul'da çalıştım. Maşallah. 15 sene. Daha demir tekstilde çalıştım 1,5 sene. Sizin zamanınızda şeyle var mıydı okulda? Okul mu? Okul mu diyorlar ne? Niye olmasın? Şey, ha okul. Eskiden traktör yoktu değil mi? Vardı öyle çok az. Koydu 5-6 kişiden. Biz köyde çalışıyorduk. Şey, okuduğundan iş görüyordum ben. Ne yapıyordun mesela? Anneanneyle çift falan sürüyordum. Ondan benim anlamadığım konu şu, onunla çiftte nasıl suyuyordunuz? Onun kendine böyle sabanı var, şeyi var, sürecek şey. Ahmet dayım şeyde, koyu hizmetlerinde çalışıyordu. Hı hı. Dedeğinde inşaat ustası. Teyzeyinde evlendi. Biz anneanneyle her işimizi, koyun işini biz koyduk olan işimiz. Çiftte falan suyuyoruz ya. Eskiden kendiri vardı. Belki çok kişi bilmez kendiri de. Ya bazı yerlerde keneme diyorlar, bazı yerlerde ne bileyim. Onu ıslardık ıslak. Islak deriz yani ırmağın kenarına böyle çukur işerlerdi. Orada onu ıslayınca onu okullarına taşıyordu öyle evin önüne. Eskiden kendiri yok. Kış boyu soyuyorduk kendimiz, o şeyde. Soğukta kendi soyuyorduk. Ondan da gidip bazı ihtiyaçlarını görüyordunuz değil mi? Öyle sarımsak ne çok eken yoktu. Böyle iş falan eskiden. Kendi ekiyorlardı, buğday ekiyorlardı öyle. Ama şimdi... Çok sarımsak falan eken yoktu yani. Hak etmesi zordu ya. Şimdi her şey kolay da benim. Tabii. Çıkımı, sarımsak çıkımı aleti var, makinesi var. Eskiden neyle çıkarıyordunuz? Elimle, tek tek. Ama az oluyordu, çıkarılıyordu yani. Çok olmuyordu. Şimdi çok ekiyeler, motorla çıkarıyordu. Motorla ekledik ekiyeler. Şimdi her şey kolaylaştı. Hı. Arkadaşlar eskiden yani hani okurcağına ne bileyim bir şeyde bir hayvan da vardı ya neydi ya ne hayvan böyle hani boynuzları uzun gibi komuş ha komuş komuş aklıma komuş gelmedi yok ben gördüm ben şeyde var mesela Sinop'ta var ben hani otobüste çalışıyordum arkadaşlar Sinop'ta gördüm komşu hep komşu. Yani çok yerde var yani komşular bizim nasıl kabarır evet böyle nasıl kabarır ay maşallah çok tekne kabarır öyle.
bizim köyde kömüş o muydu? Ben bilmiyorum. Ben eskiden varmış da ben bilmiyorum. Yani. Ta o eskileri bilmiyorum. Hiç mi? Yok. Hani sizin zamanınızda hani köşkü varmıştı da. Hani komşu, varmış yani, ama komşu... Bizim köyde yoktu. Komşu varmış vardı da. Eskiden varmış yani ta dedengilin, annenengilin, babaannengilin zamanında. Otu bilmiyor yani. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi işte ekmeklerimiz hazır. Burada da elma pekmez, şey elma ekşimiz var. Elmadan yapılan ekşi. Tabii ki annem yaptı. Öyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada da çok güzel yağmur yağıyor. Şöyle bakalım görebilirsek. Işığı tuttum ama görünmüyor. Burası da böyle aynı bizim köy gibi tarlalar var. Şöyle göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi işte ekmeğimiz hazır. Vahette. Of. Çok güzel olmuş valla. Harika görünüyor. Muhteşem. Köy saçında yapsan daha güzel olur. Yani. İşte, köye gidince köyde saç da yapar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi hala devam ediyor sürekli. Evet. Vallahi bir tane kapı ötürdü ama herhalde bu babam da geldi. Bilmiyorum. Baksana geldim. Evet arkadaşlar, babam da gelmiş. Babamın işi vardı onun için. Kendisi de burada. Kolay gelsin, bereketli olsun. Hoş geldin, sefa geldin. Ekmek yaptık. Bu akşam kandil gecesi. Ben hiç sebep olacak, yoğurtlu ekmek. Yani. Bizim köyde adet biliyorsun yani. Nasıl programası vardı, oraya gittim de. Köyden askerle gitti arkadaşlar. Bunları görecektik. Allah'ım hayırlısıyla gidip hayırlısı gelsin. Evet, gel. Ben bakayım bir tane şöyle. Eş. Arkadaşlar burada elmas bu neden ne alma ekşisi miydi? Hı. Ha, alma ekşisi arkadaşlar. Babam bir tane baksın bakalım beğenmiş. Niye patates yemiyor mu? Ben patates yiyorum. Niye? Onun askere gittim. Askerde babamlar şeye gelmedi. Yemin törenine. Biz de mutfağa gönderdiler. Patates doğru şey doğru soymayı. O zaman da dolma gitti. O zaman yemin ettim. Kaç senedir yemiyorsun hemen hemen? Kaç sene doruş tutuyorsun? Gayrı yeminin düştü. 90 sene 90'dan bu tarafa yemiyorum. Maşallah yani 29 sene. Yok şey pardon 19 sene. Evet. Aslında çok sevdim. Şey sadece yemin üzerine yemiyorum yani. Yani zor olamıyor. Hani baban gelin gelmesi zor mu gitti, gücü mu gitti? Hani herkesin ailesi gelip de senin ailen gelmedi. Askerlik yaptım, biz senin diğer köye geldik. Gelmesen ne olacaktı, ne oldu orada? Yani. Ne olacaktı, sen o şeyden koşmamışlardı. Aynen, değil mi? Senin yemin töreninde gelmeseydik ne olacaktı? Aynen. Aynı o da öyle. Yani.
Yani sen daha iyi anlarsın. Ya anlıyorum işte. Şimdi sen de askerlik yaptın. Son 3 tane ekmek mi kaldı? O? Şunları yapmayacak. Hani benim katmenle yapabilir miyim bana? Katmenle yapacaktım, unuttum. Aman ya. Az yüz şey. Evet arkadaşlar, yukarıda işten geldi. Onlar da karınları aç. Burada videomuzu sonlandırıyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bizleri izlemeye, takip etmeye devam edin. Hepinizi çok seviyorum. Diyeceğimiz bu kadar. Bu yaz herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Ama şey yok. Evet anne. Senin son diyecek bir şeyin var mı? Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Can dostlar ailesi olarak sevgiyle, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.